Evet efendim, başlıyoruz. Konumuz da geldi. Hukukçu Ayşem Şanlı. Ayşem Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İmren sen nasılsın? Vallahi harikayım. Yine çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, bugünkü konumuz kamulaştırmasız el atma davaları. Bu konuyu herhalde ekranları başında heyecanla bekleyen birçok insan vardır. Evet, geçen haftadan biraz da devamı gibi olacak. Evet, yarım kaldı, evet. Biraz da konuyu tamamlayacağız evet, aslında. Evet, zaten konular birbirini tamamlıyor yani, şu evet. An. Güzel bir sırayla yani, gidiyoruz. Kamulaştırmadan girdik. Kamulaştırması el atmada, kamulaştırmanın ikinci aşaması aslında. İkinci aşaması. O şekilde devam edeceğiz bu hafta. Tamam, o zaman başlayalım. Evet, İmren başlayalım mı? Başlayalım. Tabuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti nasıl oluyor? Bizler anayasa gereğince bir mülkiyet hakkımız var. Mal üzerine mülkiyetimiz devlet tarafından da korunan bir mülkiyet hakkımız var. Kamulaştırmasız el atmalarda hukuken mülkiyet hakkına sahip olan bir zilyetin ya da malikin hakkına idare tarafından kamu amacıyla, kamulaştırma amacıyla ama kamu menfaati için el atılarak kamulaştırma kararı çıkmadan kamulaştırmaya gitmek. Aslında burada biraz karışık gibi anlattım. Şu an karışık, evet. Ben anlamadım tam. Karışık gibi anlattım. Ancak şöyle, kamulaştırmasız el atma için idarenin burada bir menfaati olması gerekiyor. Ne anlamda bir menfaati olması gerekiyor? Kamu yararına bir menfaat söz konusu. Ancak idare kamulaştırma kararı verilen makam tarafından, kurum tarafından henüz kamulaştırma kararı almamış olmakla beraber kamulaştırma yapmakta. Yani biz kamulaştırmayı nasıl yapıyoruz normalde? Bir kamulaştırma kararı çıkıyor. İdarede çıkaran kurum gereğince kamulaştırma kararını taraflara tebliğ ediyor. Taraflar da süresi içerisinde itiraz ediyor ya da etmiyor. Süreç bu şekilde kamulaştırma kararının çıkmasıyla beraber işlemeye başlıyor. Hı hı. Ama burada kamulaştırmasız el atmada taraflara tebliğ edilmiş bir kamulaştırma kararı yok. Yani bir taraflara tebliğ edilmiş kamulaştırma kararı olmadan idare kamu yararı gereğince kamulaştırmasız el atma yoluna gidebiliyor. Yani kabaca anlatırsam şöyle bir şey doğru olur mu? Diyelim ki benim Sapanca'da bir arazim var. 3-4 ay araziye uğramadım. Bir gün geliyorum, ne oluyor ne bitiyor diye bir bakıyorum 3 evet. Tane trafo direği dikilmiş. Aynen. Bu dediğimiz olay mı oluyor? Ya bu dediğimiz olay oluyor. Yani idare kamu yararı lehine, hı-hı, kamu yararı gereğince bizim malik olduğumuz mülkiyet hakkımızın olan bir gayrimenkule ya da tapuya gelip kamu menfaati gereğince el atıyor. Ancak burada çıkmış bir kamulaştırma kararı olmuyor. Yani sizin Sapanca'daki arazinize size gönderilmiş, tebliğ edilmiş bir kamulaştırma kararı olmadan idare tarafından buraya el atılıp kamu menfaatine bir işlem yapılması oluyor. Kamulaştırmasız el atma. Yani geçen hafta konuştuğumuzun daha böyle ivedi ve habersiz yapılanı mı aynen, diyebiliriz? Aynen, geçen hafta konuştuğumuz kamulaştırmaydı. Kamulaştırmada yine idare yapıyordu. Yine bir kurum adına yapıyordu. Ancak orada bir karar çıkmış oluyordu. Kamulaştırma kararı çıkmış oluyordu. Bir bedel belirleniyordu. Bir bedel belirleniyordu. Ve bize bunun için bir tebligat yapılıyordu. Yani diyordu ki sizin tapuda mülkiyet sahibi oldunuz ya da mülkiyet sahibi olmayıp zilyet sahibi olduğunuz şu ada şu paftalı araziniz üzerinde devlet menfaatine ya da belirlenen kurum menfaatine şu işlem yapılacaktır şeklinde bir bize tebligat bildirim geliyordu. Kamulaştırmasız el atmada hiçbir tebligat bildirim gelmeden idare bir kamulaştırma işlemine gidiyor. Aslında bu çok daha arazi ya da mülk sahibi için avantajlı bir durum. Bence. Çünkü bu davayı kazanma ihtimali ve kendi lehine çevirme ihtimali çok daha yüksek. Çünkü olay gerçekleşmiş ve hakkını fazlasıyla arayabilir. Yani burada taraf açması gereken iki tane dava söz konusu oluyor. Kamulaştırması olarak el atılan mülkiyet sahibi hakkı, hı hı, mülkiyet hakkı sahibi olan kişi iki tane dava yoluna gidebiliyor. Bir kamulaştırması el atmanın önlenmesi davası yoluna gidiyor. Bir de taşınmaz bedenin idareden tahsili davasına gidiyor. Yani burada ya taraf diyebilir ki ey idare sen benim mülkiyetim olan araziye kamulaştırmasız kamulaştırma kararı olmadan gelip el atıyorsun. Ben bu kamulaştırmasız el atmanın önlenmesini istiyorum. Yani siz benim mülkiyetimde olan yeri terk etmelisiniz şeklinde bir dava da açabilir. Onun haricinde tamam, ben sizin kamulaştırmanızı kabul ediyorum. Siz benim kamulaştırma
kararı olmadan arazim üzerine gelip işlem yapmışsınız ama ben sadece burada taşınmaz bedelinin tahsilini istiyorum. Yani siz benim kamulaştırma bedelimi ödeyin şeklinde de bir dava yoluna gidebiliyor. Hak arama kısmında geçen haftaki anlattığımız kamulaştırmada zaten bir kamu menfaati söz konusu olduğu için bizim orada gidebileceğimiz dava tamamen bedele ilişkin bir davaydı. Hani biz orada bedel arttırımı üzerine gidiyorduk, yoğunlaşıyorduk. Yani bize zaten idare bir bedel belirtiyordu ve kamulaştırma kararı vardı. Biz onun üzerinden dava yollarımıza devam ediyorduk. Burada dava yolları biraz daha çetrefilli. Çünkü hani burada iki tane dava yoluna gidiyoruz. Bunların zaman aşımı süreleri var. Bu davaları açtığımız zaman hazırlık aşamaları var. Burada bizim malımıza birisi gelip el atıyor, idare el atıyor ve bizim bununla alakalı vereceğimiz hukuki süreç, yol daha uzun ve daha detaylı oluyor aslında. Hani daha kolay değil, biraz daha zor bir yola gidiyoruz. Yani biz bir dava açıyoruz, el atmanın önlenmesi dava açıyoruz. Bu uzun süre devam edebiliyor. Çünkü o süreç içerisinde, yani şöyle idare İmar kanunu gereğince aslında şimdi yaşadığımız bölgede bölümde 5 yıllık imar planları çiziliyor. 5 yıllık imar planı gereğince idare hangi bölgelerin kamulaştırılıp hangi bölgelerin kamulaştırılmayacağını projelerde belli olduğu için ellerinde oldukları için bu süreç zarfında işlemlere başlıyor. Ama bazı durumlarda 5 yıllık imar planlarının çizilmediği, eksik çizildiği ve gerekli kurumlardan izin alınmadığı durumlarda mesela bazı kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu'nun kararı gerekiyor. Bakanlar Kurulu kararı bazen geç verebiliyor. Hani bu durumlarda eksik kalan durumlarda kamulaştırmasız bir şekilde imar planında olan projeyi kamulaştırma kararı çıkmadan işleme konuyor. Taraf da burada mülk sahibi olarak, zilyet olarak ben diyorum ki ya sizin bana gönderdiğiniz bir karar yok. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı bir karar da yok. Resmi makamdan alınan bir kararınız sizin elinizde de yok. Hadi diyelim ki bu karar alınmadı 5 yıl içerisinde. O zaman benim birçok dava sürecim hak düşümüne uğradığı için aslında burada bazı sıkıntıları ve kaosu beraberinde getiriyor. Sadece burada Anayasa Mahkemesi, Yargıtay. Şimdi mülkiyet öyle bir haktır ki anayasa gereğince benim mülkiyet hakkımı korumak devletin görevi. Mülkiyet hakkı üstün bir hak. Öyle olduğu için idarenin bu tarz yapmış olduğu işlemlerde de Anayasa Mahkemesi kararları da, Yargıtay kararları da aslında kamulaştırması olarak el atılan tarafı korumakta. Bununla alakalı da davalarda birçok istisna getirmekte. Peki evrensel mülkiyet hukuku diye bir şey var. Evet. Yani bu da devreye... Bunu devreye sokabiliyor mu mülk sahibi ya da yani, şey sahibi? Kamulaştırma çözümlenemeyecek bir noktada ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mesela. Tabii ki gidebiliyor. Çünkü kamulaştırması el atmalarda siz benim mülkiyetime benim haberim olmadan gelip tasarrufta bulunuyorsunuz. Benim mülkiyetimde olan şeyi. Mülkiyet hakkı en insani olan hak, mülk hakkı ve anayasayla madde 36'da, anayasa madde 36 der ki mülkiyet hakkını korumak devletin görevi. Devlet benim hakkımı, benim menfaatimi korumakla yükümlüyken herhangi bir idare, herhangi bir kurum gelip benim mülkiyet hakkıma benim tasarrufumda olmadan işlem yapıyor ise burada ortaya bir hukuki sorun çıkıyor. Bununla alakalı da iki tane dava açma hakkımız var. Bir kamulaştırması el atmanın önlenmesi davası ya da kamulaştırmayı kabul ediyorum. Evet, yaptığınız işlemi kabul ediyorum. Kamulaştırma kararının gelmesini bekleyelim. Ama bu süreç zarfında da benim kamulaştırma bedelimi tahsil edin. Kamulaştırma bedelinin tahsili davası yoluna gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu arada bize ve uzmanımıza yani hukukçu Ayşem Şanlı'ya kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili sorularınız varsa alt banttaki telefon numaralarından, mail adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından hem bize hem de kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz diyoruz ve devam edelim. Peki ben kamulaştırmasız el atma davalarını incelediğim zaman iki tip şey çıkıyor. Bir fiili, bir de hukuki. Bunun ayrımı nedir, nelerdir? Biraz daha bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yine biraz önce söylediğimiz gibi benim bir mülkiyet hakkım var. Bir idare geliyor, buraya kamulaştırması olarak bir işleme başlıyor. Fiili işleme başlıyor. Yani benim mülkiyetimde olan bir arazi, binayı yıkabilir, burada inşaat başlatabilir, projeyi başlatabilir, işleme koyabilir. Bu bir fiili el atma. Fiili olarak gelip benim
mülkiyetimde olan arazi üzerine işlem yapılıyor. Bunun önlenmesi için el atmanın önlenmesi davaları var. Bir de hukuki olarak benim mülkiyetimde olan arazi üzerine kamulaştırmasız el atma kararları çıkartabiliyorlar. Bu da hukuki olarak bir el atma oluyor. Yani burada bedel davaları, yani kamulaştırmasız. Mahkeme mesela o bedeli nasıl tespit ediyor? Yani burada zilyetin hakları neler? Zilyetin hakları neler? Şimdi zilyetlik, önce zilyetliği kısaca bir açıklayalım biz. Bizim mülkiyetimiz yok. Burada yani... Zilyet nedir? Onu açıklayalım bence. Tamam, çünkü ben de dahi birçok kişi bilmiyordur şu an belki. Zilyetlik hakkı, yani mülkiyet hakkımızın olmadığı durumlarda, yani bir arazi var ya da bir gayrimenkul var, taşınmaz ya da taşınır var. Biz bunun üzerine mülkiyet hakkı sahibi olduğumuz zaman bunu herhangi bir yere tescil ettiriyoruz. Tapuya vesaire. Tescilli oluyor. Yani bizim elimizde bir evrağımız oluyor. Bunun bize ait olduğuna dair. Zilyetlik hakkında ise bizim bir evrağımızın olmadığı, tapuda ismimizin geçmediği durumlarda, zilyetlikle iktisap edileceğini iddia ettiğimiz durumlarda, yani buranın kullanım hakkı bizde, ben burayı kullanıyorum, burada tasarrufta bulunuyorum, burada yaşamaya veya ikamet etmeye devam ediyorum. Ancak benim tapuda ismim geçmiyor. Bu durumda ben kullanım hakkı olarak zilyetlik hakkına sahip oluyorum. Ve ben burayı zilyetlikle iktisap edebileceğimi iddia ediyorum. Yani kamulaştırma kararı çıktığı zaman idare taraflara, mülkiyet sahibine tebligat yapıyor. Yapıyor, bilgi veriyor. Ama bazı durumlarda tebligat yapamıyor. Hangi durumlarda tebliğ gönderemiyor? Zilyet olduğu durumlarda, yani buranın tapuda kimin adına belirli olarak kimin adına işlenmiş olduğunu görmediği durumlarda zilyetlik araştırmasına gidiyor. Burada da bunları nasıl yapıyor kamulaştırma tebligatlarını? Gazeteye ilan veriyor. Diyor ki ben şu adada, şu paftada bir kamulaştırma işlemine gittim. Burada zilyetlikle iktisap edebilecek hakkı olduğunu iddia eden kişiler gelsin bana müracaat etsin. Eğer benim bir zilyetlik hakkım var ise, aslında burada mülkiyetten ayrılan durum şu: mülkiyette bana doğrudan tebligat geliyor kamulaştırmada. Ama zilyetlikte ilan yoluyla ben bunu takip ediyorum. İlandan itibaren 30 gün içerisinde ben eğer başvuru yapmazsam idareye, benim hakkım da hak düşümüne uğruyor. Bu anlamda da önemli. Hani zilyetliği takip etmek gerekiyor. Zilyet haklarını takip etmesi gerekiyor. Evet. Peki, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davaları nasıl oluyor? Şimdi anlattığımız kamulaştırmasız el atma durumlarında iki tane dava çeşidi var diye belirttik. Bunlardan birisi el atmanın önlenmesi davası. El atmanın önlenmesi davasında hak düşürücü süre 5 yıl. Yani benim mülkiyetimde ya da benim zilyetliğimde olan bir yere idare benden habersiz bir tasarrufta bulunduğu zaman biz 5 yıl içerisinde dava açabilir, el atmanın önlenmesini talep edebiliriz. Ancak biz taşınmaz bedenin idareden tahsilini istiyor isek, bu biraz daha önemli ve detaylı bir dava. Şöyle önemli: biz taşınmaz bedenin idareden tahsilini isterken o taşınmazın bedeli o an için belirlenemeyen bir bedel olabilir. Yani biz taşınmazın bedelini idareden tahsilini istiyoruz ama hangi bedeli, ne kadar bedelle istiyoruz? Bu biraz belirsiz bir dava oluyor. Bu da HMK gereğince, hukuk usulü muhakemeleri kanununa gittiğimiz zaman belirsiz alacağın tespiti davasına dönüşüyor. Burada yani, bilir kişiler oluyor mu peki? Bilir kişiler devreye giriyor. Çünkü biz idareye diyoruz ki evet el attınız, ben bunun bedelini istiyorum. Geçen hafta anlattığımız gibi bedel sorunu ortaya ama çıktığı neye zaman göre? Neye göre bedelini istiyorum? Burada bir bilir kişiler yine devreye giriyor. Kadastro ekibi devreye giriyor. İmar hukuku ve HMK hükümleri devreye giriyor. Ve biz bu bedelin tespitine ilişkin bir davaya gidiyoruz. Bu davada uzun süreçli bir dava. Şimdi şöyle de bir detay vereceğim. Biraz kafa karışıklığı olacak ama daha anlaşılabilir anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki biz kamulaştırmasız el atma, bizim haberimiz olmadan arazimiz üzerine kamulaştırma kararı çıktı. Kamulaştırmasız el atma davamız bir yandan devam ediyor. Bir yandan da bedele ilişkin davamız devam ediyor. Bedele ilişkin davayı biz HMK'ya çevirdik ve biz bu davayı diyelim ki kaybettik ya da kazandık. Yargıtay aşamasına gitti. Yargıtay'dan sonra bozma oldu. Yani bizim aleyhimize sonuçlanan bir davayı Yargıtay tekrar bizim lehimize döndürdü. Bedele ilişkin açtığımız davayı kabul etti. Şimdi bedele ilişkin davalarda, özellikle kamulaştırmayla alakalı, burada bir istisna var.
bozmadan sonra ıslah olmaz. Biz HMK gereğince Yargıtay'daki, yani biz ıslah hükümlerini, hukuken ıslahı, ıslah nedir diye burada onu da bir üzerine geçelim. Islah hukuken davamız devam ederken belirsiz bir dava ise ıslah bir nevi iyileştirme. Yani biz belirsiz bedelli bir davamızı, davamız devam ederken bedel artına ilişkin mahkemeye bir başvuruda bulunuyoruz. Davanın son celsesine kadar, karar aşamasına kadar biz ıslah yapabiliyoruz hukuken. Ancak karar aşamasından sonra ıslaha gidemiyoruz. Islah yolumuz bitiyor. Çünkü biz davamız sonuçlanıncaya kadar bununla alakalı istek ve taleplerimizi, bedel artırımını vesaire mahkemeye bildirmekle yükümlüyüz. Ancak ıslahı bildirmemiş isek, dava sonuçlanmışsa nedir? Yargıtay aşamasına gidiyoruz. Yargıtay aşamasından döndükten sonra dosya bizim lehimize bozulur ise biz burada ıslahın istisnası olarak bozmadan sonra ıslaha gidebiliyoruz. Niye? Çünkü biz o süreç içerisinde bedeli tespit edemediğimiz için, bu bir tespit davası olduğu için bedel artışını aradaki farkla birlikte bozmadan sonra tekrar önümüze alıyoruz. Tekrar değerlendirmeye alıyoruz. Evet. Anlatabildim mi? Anladık, evet. Süper. Yani soru ve görüşleriniz varsa tekrar hatırlatayım. Altbant'taki telefon numaralarından, mail adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından hem bize hem de uzmanımıza, yani hukukçu Ayşem Şanlı'ya ulaşabilir. Sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz efendim diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle bir soru soracağım. Peki diyelim benim demin bahsettiğim gibi Sapanca'daki, hadi oradan gideyim yine. Bu arada Sapanca'da bir burada arazim yok. Süper. Süper diyemedim. Keşke olsa diyemedim, bence. Yanlış söyledim. Bir şey diyordunuz. Sizin geçen hafta bahsettiğiniz konuyla alakalı mesela bir davanızdan bahsetmiştiniz. Orada da bu hafta tekrar konunun üzerine değinmek istiyorum. Kamulaştırmadan vazgeçme ve geri alma kısmında. Tamam. Bununla alakalı da. Onu da birazdan konuşacağız. Peki diyelim ki arazi üzerinde ben tarım yapıyordum. Ve orada atıyorum bir zeytinliğim var ya da ikili ürünlerim var. Ve o işte bir anda dikilen direkler yüzünden benim burada maddi bir zararım daha doğuyor. Atıyorum 25 bin TL'lik bir maddi hasat kaybım var. Bu da davaya konu olabiliyor mu? Şimdi şöyle olabiliyor. İdare kamulaştırmasız el atmalarda, kamu menfaatine olmadığını düşündüğümüz durumlarda biz kamulaştırmasının ortadan kaldırmasını talep edebiliyoruz. Burada idareye karşı da bir tazminat davası açabiliyoruz. Şimdi kamu menfaati burada sınırlı sayıda sayılmış kanunda. Kamu menfaati gerekiyor. Biz buradaki tazmin hükümlerimizi, yani biz burada oluşan zararlarımızı tazmin edebilmemiz için idarenin bize hiçbir şekilde haber vermeden bir kamulaştırması el atmaya gitmiş olması gerekiyor. Ve biz malik olarak daha sonra bundan haberdar olmamız gerekiyor. Ve kamulaştırmasız el atmanın önlenmesini istememiz gerekiyor. Yani biz burada bedele ilişkin, bedelin tespitine ilişkin bir dava açar isek tazmin hükümlerine gidemiyoruz. Ancak burada bedelin arttırımına gidebiliyoruz uğramış olduğumuz bu zarardan, muzam zarardan dolayı. Ancak biz el atmanın önlenmesi davası açıyor isek eğer, burada oluşan bizim zararımızı tazmin etmesini idareye ayrıca bir tazminat davası açarak talep edebiliyoruz. Yani burada sizin bahsettiğiniz şekilde kamulaştırma işlemi yapılırken mülkiyet sahibi hakkına orada bir muzam zarar oluşmuş ise biz idareye karşı tazminat davası açarak muzam zararımızın giderilmesini talep edebiliyoruz. Peki kamulaştırmasız el atmaya karşı yasal yollara hangi süreler içerisinde başvurmalıyız? El atmanın bizim tarafımıza öğrendiğimiz andan itibaren 30 gün içerisinde biz bununla ilgili işlem yapmaya başlamamız gerekiyor. Öğrendiğimiz an derken? Biz el atmayı ne zaman öğrendik? Bu da biraz aslında göreceli. Evet, göreceli bir kavram. Yani hani dediğim gibi ben o araziye bir hiç yıl sonra da uğrayabilirim. Hiç gitmiyor da olabilirim. Aynen, öğrenmeden itibaren kanun da bu şekilde geçiyor. Öğrenmeden itibaren 30 gün içerisinde biz el atmayla, el atmanın önlenmesi ya da bedel ilişkin davamızı açabiliyoruz. Her halükarda bunlar belediyelerden gelen tebligatlar vesaireyi de içine koyduğumuz zaman, ilan ve tescil aşamalarını gördüğümüz zaman 60 günü bulabiliyor. Biz bu süreç zarfında işlem yapmamız gerekiyor. Buradaki muhatabımız kim peki bizim? İdare. İdare. Ya da mesela biz kamulaştırması el atmayla alakalı bir davada önümüze gelmiş bir örnekte biz gidiyoruz, arazimiz üzerinden yol yapımı geçiyor. Biz belediyeye danışıyoruz, diyoruz ki bizim arazimizin üzerine yol yapımı var. Sizin bundan belediye olarak haberiniz var mı? Normalde bunun belediyenin haberdar olması gereken bir durum. Belediye hayır benim haberim yok diyor ise karayollarına, daha üst kurumlara gidiyoruz. Mesela zaten karayollarının çalışma makinaları ve işlemleri belli olduğu için
o el atmanın karayollarına ait olup olmadığı belli oluyor. Çünkü karayolları sadece kendi sistemindeki makinalarla işlem yapıyor. Ve bunu zaten taraflar bu şekilde çözüp ortaya çıkarabiliyor. Ve zaten karayollarının yapmış olduğu bir el atma var ise bundan mutlaka belediyenin haberdar oluyor. Zaten onun haricinde birisi gelip de bizim arazimiz üzerine bir el atma uygulamışsa bunun sonuçları açacağımız davalar ve türler çok daha farklı oluyor. İdare ise eğer bu, biz bunu bu şekilde kendimiz araştırarak öğreniyoruz. Ama ilk başvuracağımız kurum belediye. Belediye. Belediyelere başvurup bilgi almaya çalışıyoruz. Muazzam zarar ne oluyor ve nasıl hesaplanıyor? Sizin bahsettiğiniz şekilde yani el atma. Evet, muazzam zarar bu. Aynen. Sizin söylediğiniz şekilde el atma esnasında ya da kamulaştırma esnasında da ortaya çıkabilir muazzam zarar. Siz kamulaştırmak için evet yol yapımına girdiniz ama benim binamı da yıkıyorsunuz yol yapımı içerisinde. Benim binam muazzam zarar ya da benim evimin duvarını yıkıyorsunuz. Benim evimin duvarı muazzam zarar. Hani ortaya çıkmış kamulaştırma projesinin kapsamı haricinde bana vermiş olduğunuz zarar benim muazzam zararım oluyor. Peki mesela diyelim ki ben evi işte kamulaştırma gereği ya da kamulaştırmasız el atma gereği benim evim yıkılacak. Ben o eve 1 milyon TL harcamışım. Bu da ve taşınmaz zarar. Haliyle 1 milyon TL harcamışım. Ama bilirkişi raporu bana 200 bin TL verilmesini öngörüyor. Bu durumda benim bir dava açma ve aradaki kaybımı giderme şansım olabiliyor mu? Var. Biz bununla alakalı tespit davası açıyoruz. Ama aslında bu şey de değil mi biraz? Mesela ben bunu kullanarak şey de yapabilirim. Ne derler? Haksız bir kazanç da elde edebilirim. Ya, tabii ki. Yani hukukta birçok hani herkes bazı şeyleri talep edebilir. Kanun boşluklarından faydalanabilir. Kanunun eksikliklerinden faydalanabilir. Farklı yollara gidilebilir. Ancak burada bir tespit davası açarız. Biz sizin söylediğiniz iyi niyet kuralları çerçevesini düşünürsek eğer daha az bir minimal bedel belirlemiş idare. Kamulaştırma bedelleri çünkü genelde tarafların iddiası budur. Evet. Devlet aleyhine, idare lehine bir kamulaştırma yapıyorsunuz ama benim malımın değerini bana tam olarak vermiyorsunuz. Tespite ilişkin davalara gidiyoruz ve bedel arttırımına gidiyoruz. Sizin bahsettiğiniz şekilde de benim oturduğum gayrimenkulü ya da benim kullandığım yeri siz yıktığınız zaman burada benim yapmış olduğunuz lüks masraflar da aslında benim muazzam zararım. Hani bunun da hesaplanması gerekiyor. Bunun da bilirkişi raporlarında eksik olduğunu düşünüyorsak eğer yeni bir tespit yoluna gidip bilirkişi oluşturup yeniden dava açıp tespitini talep edebiliriz. Evet. Sevgili seyirciler, sorularınız ve görüşleriniz varsa Altbant'taki telefon numaralarından, mail adreslerinden bize ve hukukçu Ayşem Şanlı'ya ulaşabilir. Kamulaştırmasız el atma davalarıyla ilgili kafanızdaki her şeye cevap bulabilirsiniz. Peki o zaman demin bahsettiğimiz konuya da geçelim. Hatta bunu uzun uzun konuşalım derim ben. Kamulaştırmada vazgeçme ve geri alma nasıl oluyor? Nasıl olur? Şimdi kamulaştırmadan vazgeçme ile ilgili hükümler kamulaştırma kanununda açık bir şekilde anlatılıyor. Şimdi kamulaştırmadan vazgeçme iki şekilde olur. Bir tek taraflı vazgeçme olur. Bir de tarafların anlaşması ve devir yapması usulüyle vazgeçme olur. Tek taraflı vazgeçme nedir? Şimdi idare bir kamulaştırma kararı verdi. Bize tebliğ etti. Ya da kamulaştırmasız el atma yaptı. Bize tebliğ gelmedi ama bizim mülkiyetimiz olan bir arazi üzerinde tasarrufta bulundu. Ama daha sonra biraz önce söylediğim o 5 yıllık imar projeleri var ya. Evet. İmar projesi kapsamında biz bu iş idare böyle bir işlem başlatıyor. Ancak daha sonra mesela Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkmıyor kamulaştırmaya ilişkin. Ya da orada kamulaştırmanın yapılacak yerin menfaati, kamulaştırma menfaati ortadan kalkıyor. Böyle olduğu durumlarda idare tek taraflı olarak kamulaştırmadan vazgeçebiliyor. Kamulaştırmadan nasıl vazgeçiyor? Kamulaştırma kararını nasıl tebliğ edip bildirdiyse kamulaştırmadan vazgeçme kararını da taraflara tebliğ edip bildirmekle yükümlü. Ancak burada ortaya çıkan zararları da yine idare karşılamakla yükümlü. Ayrıca bu süreçte taraflar bir hukuki sürece girmiş ise atıyorum o süreç zarfında hukuki sürece girmiş, dava açılmış, el atmanın önlenmesi istenmiş vesaire. Yine bunu idare hukuki olarak girilen süreci de dava masraflarını ve avukatlık masraflarını da idare olarak karşılamakla yükümlü kalıyor. Bu bir tek taraflı vazgeçme. Ancak taraflar kamulaştırılan mülkiyet sahibi, malı kamulaştıran mülkiyet sahibi yine kamu yararına menfaatin ortadan kalktığını düşünüyor ise sizin geçen haftaki bahsettiğiniz meselede yine idareye başvurarak
kamulaştırma yani tek taraflı vazgeçmede idare bunu söylüyor ya. Hani hı-hı, gelin işte ben kamulaştırmadan vazgeçtim. Ama taraflar mesela kamulaştırma bedelini almış ise bu parayı idareye geri vermekle yükümlü. Hani ben kamulaştırmadan vazgeçtim dediği anda kamulaştırma bedeli olarak ödediği parayı da geri alıyor idare, aradaki farkı hesaplayarak. Biz de mesela kamulaştırma yapıldı. Biz paramızı aldık. Kamulaştırmaya onay verdik. Ama aradan 5 yıl geçti. Hala kamulaştırma adına, kamulaştırmanın menfaat adına bir işlem yapılmıyor. Biz taraf olarak idareye başvurarak şunu söyleyebiliriz. Evet, siz idare olarak kamulaştırma kararı çıkardınız. Ama aradan geçen süreç zarfında kamulaştırmayla alakalı bir işlem yapmadınız. Kamulaştırma menfaatinin ortadan kalktığını düşünüyoruz. Eğer aksini iddia ediyorsanız bize aksi belgeler sunmanız gerekiyor. Eğer iddia etmiyor iseniz ben sizden kamulaştırma bedeli olarak aldığım parayı size iade edip malımı kamulaştırmasından, kamulaştırma kararından vazgeçilmesini talep ediyorum. Peki bunu benden geri alırken herhangi bir ana para dışında yıllık faizi, enflasyon oranında herhangi bir artış bir şey alınıyor mu? Evet, alınıyor. O süreçte yani iki taraf için de alınıyor. Yani idare de parasını geri isterken alınıyor. Yani para, ben sana 5 sene önce kamulaştırma bedeli olarak ödediğim parayı faiziyle beraber ben geri alıyorum. Ama bu süreç zarfında sana vermiş olduğum bir zarar var ise ben de onu sana tazmin ediyorum. Yine burada zaten bilirkişiler devreye girecek. Hesap bilirkişileri devreye girecek ve bir hesaplama yapılacak. Ben de malım kamulaştırma bedeli olarak aldım ve daha sonra idareye dedim ki evet, kamu menfaatinin ortadan kalktığını düşünüyorum. Kamulaştırmadan vazgeçtim. O zaman aynı şekilde faiziyle birlikte bu parayı idareye iade ediyorum. Benim mesela aileden kalma, diyelim ki bir arazim var ama rahmetli dedeme ait. Ben de bayağı şeyler çıkıyor, konular çıkıyor. Bayağı araziler varmış. Evet, araziler var. Diyelim ki ben bu araziden yaklaşık 12-13 yıl sonra haberim oldu benim. Fakat dedem öldüğü sıralarda burada bir kamulaştırmasız el atma durumu olmuş ve oraya bir şey yapılmış, yol yapılmış. Ama ben bunu 12 yıl sonra görüyorum. Arazinin tapusu dedemin üzerine, onu ben kendi üzerime geçiriyorum, sonra dava açıyorum. Böyle bir hakkım var mı? Kesinlikle var. Bu sizin miras hakkınız çünkü. Miras hukuku gereğince de siz sahip olduğunuz, daha sonra tapuda sahip olduğunuz hakları, miras haklarınız üzerine yapılmış olan kamulaştırma işlemlerine de zaten taraf oluyorsunuz. Yani kamulaştırmanın tarafı artık mülkiyet hakkınız gereğince siz oluyorsunuz ve siz bu davayı takip ediyorsunuz. Eğer bugüne kadar yapılmış bir işlem yok ise bütün işlemleri baştan başlatıyorsunuz. Eğer bir dava açılmış ise davada da zaten mirasçı sıfatıyla davaya dahil oluyorsunuz. Artık davayı siz yürütüyorsunuz. Siz devam ettiriyorsunuz. Zaman aşımı var mı? Zaman aşımının kesilme durumları var. Eğer bir işlem başlamış ise, devam ediyor ise, ölümle birlikte zaman aşımı kesilmiş ise, mirasçılık gereğince tabuda siz mirasın iştikalini, intikalini yaptırdıktan sonra kendinize tapuda işlem yaptırdıktan sonra bu zaman aşımını kesmeden devam edebilirsiniz. Ölümle kesilen zaman aşımı sizin intikalinizle birlikte yeniden canlanıp devam edecek. Peki kamulaştırılmış arazim üzerine bir özel firmaya kiralanmış diyelim devlet tarafından ve oradan bir gelir elde edilmiş. Ve bundan benim hala haberim yok. Bunun üzerinde benim bir payım oluyor mu ya da bunun şey? Bunun üzerinde yine idareye şunu sormalıyız. Siz benim kamulaştırılmış arazimi bana tebliğinizde şu nedenle, şu kamu menfaati için kamulaştırdınız. Ancak siz bu menfaat için kullanmayıp bu araziyi başka bir özel idareye ya da başka bir idareye de. Mesela bazen devlet idare kamulaştırma yapıyor. Ama kendi menfaati için, bize gönderdiği kamulaştırma amacı için kullanmıyor. Başka bir idare bunu kullanabiliyor. Başka bir menfaat için kullanılabiliyor. Bu tarz karışıklıklarda da yine taraf olarak mülkiyet hakkı sahibi ya da zilyet olarak bizler gidip idareye başvuru yapıp kamulaştırma menfaatinin ortadan kalktığını düşünerek ya da kamulaştırma amacının dışında faaliyet yapıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini düşünerek taleplerimizi ve davalarımızı dile getirebiliyoruz. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Yani bu sadece kamulaştırma ya da başka bir şeyle alakalı değil. Bu genel olarak hukukla alakalı. Diyelim ki benim bir sorunum var. Bu bir arazi olabilir, birinden bir alacağım olabilir. Ben birey olarak herhangi bir hukukçudan, bir avukattan destek almadan tek başıma mahkemeye gidip başvurabiliyor muyum? Tabii ki başvurabiliyorsunuz. Çünkü adaletin herkesin korkusu şu. Ben evet burada şey, çok pardon lafınızı kestim. Dava açacağım
Ama işte araya bir avukat koymam lazım. İşte avukata ne kadar para ödeyeceğim? Hukukla alakalı nasıl bir süreç olacak? Ben bunu bireysel olarak devam ettirmek istiyorum. Usulüne uygun şekilde. Bunu yapabiliyor muyum ben? Kesinlikle yapabiliyorsunuz. Şimdi adaletin üç tane ayağı var, kız ayağıdır bunlar. Yasama, yürütme, Yargı. yargı. Şimdi biz yürütme aşamasında kanunun hükümleri uygulanırken avukatların görevi meydana gelen yasama kurumunun ortaya getirdiği kanunları yürütme aşamasında bizim hak ve menfaatlerimiz bilmemiz açısından hukuk mezunu olmayan yani vatandaşa hukukçuların yardımcı ve destek olması. Tabii ki biz kendi hak ve menfaatlerimizi kendimiz bildiğimizi iddia ediyor isek, hangi yoldan gitmemiz gerektiğini ve hangi davaları açmamız gerektiğini biliyor isek bir avukatla yol almak zorunda kesinlikle değiliz. Ama avukatların görevi burada savunma aşamasında insanlara kanunen gelen hak ve menfaatleri konusunda yardımcı olmak. Hangi yoldan gidilebileceğini göstermek Yani konuyla ve alakalı teknik bilgileri. teknik bilgileri vermek. Ama biz buna ihtiyaç duymadığımız takdirde kendimiz gidebiliriz. Ama şöyle oluyor. Hep merak etmişimdi de o yüzden yani. Ya kesinlikle ama ben şunu düşünüyorum. Herkesin, hani bütün bireylerin ya bu nasıl sağlığımıza önem veriyor isek biz kendi Bir uzmana. haklarımızı bilmemiz açısından bunu bir uzmana danışarak hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki zaman aşımına uğruyor, hakkımızı bilmiyoruz, yanlış dava ve yollarından gidip çok fazla yorulabiliyoruz, süreci takip edemiyoruz. Böyle Tabii. sıkıntılarla karşılaşmamak adına uzman birisinden destek almaları daha faydalı diye Senin düşünüyorum. arazin falan yok mu İmren? Vallahi benim Onu hiçbir da şey masaya yatıralım. canım. Benim hiçbir şeyim yok diyormuşum. Benim hepsi babamda Yok, bizim de öyle çok yok da. Yani olan şeylerde de zaten hep bir sorunlar oluyor. Elimden gelince ben de hani onu satır aralarında size bahsetmek istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler, eminim sizin de böyle kafanızda soru işaretleri, sorular varsa hukukçu Ayşem Şamlı'ya aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden ulaşabilir, sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz diyorum. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Biliyorsunuz bu 67-45 bir torba kanunu çıktı. Evet. Bu torba kanunu ile kamulaştırmasız el atma davalarıyla alakalı neler değişti? Şimdi torba kanunun biraz önce bahsettiğim torba kanunu hem Anayasa Mahkemesi tarafından çok tartışılan bir kanun. Niye çok tartışılan? Zaten kanunun bitişi 2022 yılını buluyor. Yani daha süreç var önümüzde. Hem bu süreç adına olayların gidişatını daha kestiremiyoruz. Bu süreçte açılacak itirazla alakalı davaların önünü kesecek zaman aşımını da kestiremiyoruz. Öyle olduğu için şu an çıkan Anayasa Mahkemesi kararları hem mülkiyet sahibini korumaya yönelik hem de çok tartışmalı kararlar. Ama bununla alakalı bozmadan sonra ıslah olmaz ilkesi torba yasa kanunu kapsamı gereğince getirilmiş olup çünkü biz kamulaştırma esnasında malımızın mülkiyetin değerini bilmediğimiz için bu mülkiyet değeri tespit aşaması da çok uzun bir dava olduğu için tespit davası bitmeden bizim kamulaştırma ile alakalı davamız idareye açtığımız dava karara çıkabiliyor. Bu şey Yargıtay'a gidebiliyor. Yargıtay'dan bizim lehimize bozulup dönülebiliyor. O durumda biz ıslah yoluna gidebiliyoruz. Normalde HMK gelince davalarda karar aşamasına kadar bir ıslahı yaptığımız zaman yapıyoruz. Yapmıyorsak ıslah hakkımızı kaybetmiş oluyoruz. Getirilen torba yasa gereğince de bozmadan sonra ıslah olmaz ilkesinin istisnası oluşturulup bozmadan sonra da ıslah yoluna gidebiliyoruz. Ve zaman aşımı ile alakalı önlenme davaları açısından, el atmanın önlenmesi davası açısından 5 yıllık bir zaman aşımı getirildi. Bu süreç uzatıldı. Ama yine burada da hem sakıncaları var, hem menfaatleri var. Yine çünkü yani biz aynı zamanda hem idariye dava, idari mahkemede dava açmış olabiliyoruz. Hem de hukuk mahkemesinde bir dava açmış olabiliyoruz bedele ilişkin tespitle alakalı. Bu davalar birbiriyle çakışıyor. Aslında taraflar aynı, konu aynı ama açılan dava çeşitleri farklı. Biri sonuçlandığı zaman 5 yıl içerisinde sonuçlandıralım diyor torba yasada bu. Ama 5 yıl içerisinde sonuçlanmayacak büyük ihtimalle. Aslında bu kanunun yararını, menfaatini ya da zararını biz önümüzdeki yıllar içerisinde göreceğiz. Bakalım ne kadarı kesişecek ve önümüze hangi sorunlar ya da faydalar çıkacak. Biz bunu süreci biraz yaşayarak öğreneceğiz hukukçular hep birlikte. Peki çok merak ettim yine bir şey. Bu kamulaştırmasız el atma davasını temyiz yeni torba yasası yüzünden bozabilir mi? Bozabilir. Çünkü Peki bu bu durumda ne yapmak gerekiyor mesela?
İşte burada da zaman aşımları kesişecek. Yani temizde bozulabilir. Yani çünkü kişi menfaat. Daha önce kamu yararı söz konusuydu bu torba yasadan önce. Hı hı. Diyorduk ki idare ben hukuki olarak el attım ya da kamulaştırma kararı çıkardım. Ama niçin yaptım bunu? Kamu yararı için yaptım. Öyle olduğu için Anayasa Mahkemesi genelde idare lehine kararlar veriyordu. Ancak burada torba yasada şu hatırlatıldı. Mülkiyet hakkı hatırlatıldı. Kişinin dedi bir de mülkiyet hakkı var. İnsan Hakları Mahkemesi gereğince bile korunan anayasal bir hakkı var. Bu kişinin mülkiyet hakkını nasıl koruyacaksınız? Burada haklar birbiriyle çatıştı. Hem kamu menfaati hem de kişinin mülkiyet hakkı. Burada haklar yarışa girdi. Şimdi en çok kimin menfaati var ise, hangi hak daha fazla korunması gerekiyor ise torba yasa gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarında bununla alakalı kararlar çıkıyor. Bununla alakalı olduğu için de bazen kişi lehine, mülkiyet sahibi lehine bozma olabiliyor. Eskiden genelde kamu menfaati söz konusu olduğu için kişi lehine bozmalara çok fazla biz karşılaşmıyorduk. Yani kamulaştırma davası da olsa, kamulaştırmasız el atma davası da olsa, evet. Burada esas olan şu ki kamu yararına olan bir şeyde, kamu menfaati olan bir şeyde kesinlikle o yoldan dönüş olmuyor. Kamu menfaati uygulanıyor ama mağdur etmemek adına da mal sahibi, mülk sahibinin mülkiyet hakkı da korunuyor, bedeli ödeniyor. Aynen öyle. Anladım. Yani çok güzel. Peki demin konuştuk ama tekrardan sormak istiyorum. Bu kamulaştırmasız el atma davalarında ıslah nasıl yapılıyordu? Bir daha anlatayım. Evet, bir daha anlatalım çünkü onu şimdi rejiden de bana geliyor. Evet. Tam böyle biraz daha detaylı dinlemek isteyenler varmış. Eminim ki çünkü böyle olduğu durumlarda seyirci de merak ediyor demektir. Şimdi bizler bir dava açtığımız zaman, normal bir hukuk davasını açtığımız zaman, hukuk davasında davayı açtık, ön inceleme duruşması başladı, celseler devam etti, bir karar aşaması var. Karar aşamasına gelene kadar davamızı ıslah edebiliyoruz. Islah etmek ne demek? Biz davamız devam ederken dava bedelinde bir artış var ise ya da ortaya bizimle alakalı yeni bir menfaat söz konusu, gelişme söz konusu olmuş ise biz ıslah konusu olarak bunu belirtip mesela 1 milyonla açtığımız bir davayı karar aşamasına gelmeden ıslah ederek dava bedelini yükseltip 5 milyonluk bir dava haline getirebiliyoruz. Ancak biz bunu sadece karar aşamasına kadar yapıyoruz. Karar aşamasından sonra süreç Yargıtay aşamasına gidip Yargıtay'dan sonra yargılama devam edeceği için karar aşamasından sonra ilk derece mahkemesindeki karar verilene kadar ıslah yapmamış isek biz HMK gelince ıslah hakkımızdan vazgeçmiş oluyoruz. Ancak kamulaştırmasız el atmalarda benim kamulaştırmasız olarak el atılan mülkiyetim üzerinde, malım üzerinde ben bir değer tespitine gittim ise idareye karşı bedele ilişkin bir dava açıp evet siz kamulaştırdınız ama benim bedelimi ödeyin, benim bedelimi tespit edip ödeyin dediysek, şimdi bedeli biz çok rahat bir şekilde tespit edemeyeceğimiz için bu dava 5 yıl sürebilir, 3 yıl sürebilir ki biz ülkemizde bunu sürekli yaşıyoruz. Hep annelerimiz, babalarımız da söylüyor ya, eskiden buranın değeri şu kadardı ama bugün o neler oldu falan şeklinde bedeller artıyor. Süreç içerisinde biz bunu takip edemiyoruz. Bedele ilişkin ben bir yıl önce oranın değeri belki 1 milyondu. Ama benim davam devam ederken 3 yıl sonra 5 milyon oldu. Bir anda. Ben bunu bilmediğim için Yargıtay aşamasında benim lehime bir karar dönmüş ise, yani bozmadan sonra bozma olarak lehime dönmüş ise, bozmadan sonra da ben bu kararı ıslah edebiliyorum. Yani bu bozmadan sonra ıslahın istisnası, yine torba yasayla gelmiş bir değişiklik ve güzel bir değişiklik, yerinde bir değişiklik. Evet. Düşünüyorum ben bir hukukçu olarak. Evet, derin bir konu. Devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, sizin de soru ve görüşleriniz varsa bunu sık sık hatırlatacağım. Önemli bir konu çünkü. Alt banttaki telefon numaralarından, mail adreslerinden bize ve konuğumuza, sevgili hukukçu Ayşem Şanlı'ya sorularınızı sorabilirsiniz. Aslında merak ettiğim bir konu daha var ama hani bugün konuşabilir miyiz bilmiyorum. Ecrimisil. Ecrimisil çok daha detaylı bir çok konu. Çok detaylı değil mi? Aslında evet, onu daha detaylı mı sonra konuşsak? Daha sonra da anlatalım. Tamam, daha sonra daha konuşalım. Böyle detaylı, kapsamlı anlatılması gereken. Eğer girersek şimdi ecrimisile hiç çıkamayacağız. Değil çünkü. Mi? Çok derin bir konu derin yani. Derin bir konu, aynen. Kamulaştırmasız el atma davalarını konuşmaya devam ediyoruz. Peki bu davaların, bu el atmanın önlenmesi davası nasıl açılıyordu? Ondan biraz daha bahsedebilir miyiz? El atmanın önlenmesi davasında bize eğer bir tebligat yapılmadı, bir bildirimde bulunulmadı,
bir ilan asılmadı. Biz gittik mülkiyetimiz üzerine bir idarenin el attığını öğrendik. Ve biz bu durumda el atmanın önlenmesini istiyoruz. Yani el atmanın önlenmesini isterken diyoruz ki idareye, siz benim mülkiyetimi terk edin. Burada işlem yapmaya devam edemezsiniz. Ve bunun için mahkemede bir el atmanın önlenmesi davası açıyoruz. El atılmanın öğrendikten itibaren 30 ila 60 gün içerisinde biz bu davayı açmakla yükümlüyüz. Bu süreç içerisinde davayı açtıktan sonra buraya davayı el atmanın önlenmesi davası şeklinde açıyoruz. Kurumu belediyeye başvuru yapıyoruz. Eğer bize belediye el atmanın önlenmesini açacağımız kurumla alakalı bir bilgi vermiyor ise biz mahkemeden buraya bir keşfin çıkmasını ve kimin bu el atmayı yaptığının tespitini istiyoruz. Bu da aslında en sıkıntılı aşama oluyor. Çünkü bazı durumlarda evet karayolu oraya bir işlem yapmış ve el atmış ise bunu tespit etmek aslında çok kolay. Ama bilmediğimiz başka bir idare buraya işlem yapmış ise bunun tespitini, yani tebligatı kime yapacağız? Evet biz el atmanın önlenmesi davası açtık ama kime karşı bile açtığımızı bilmediğimiz durumlar olabiliyor. Burada mahkeme buraya keşif çıkartarak bunun bir tespitine gidiyor. Ve burada el atma esnasında bizim mülkiyetimiz üzerine verilmiş olan fiili zararlar oluşabiliyor. Bunun da önlenmesi gerekiyor. El atmanın önlenmesi yapılırken bizim zararlarımızın da tespit edilmesi gerekiyor. El atmanın önlenmesi davasında da o nedenle bir keşif ekibi oluyor mahkeme. Bu şekilde işlemler yaparak, keşif çıkartarak buraya, zararların tespiti yapılarak, el atma hangi idare tarafından yapıldığını belirleyerek, saptayarak dava süreci devam ediyor. Eğer biz tespit edersek kimin yaptığını, el atma hangi kurum tarafından yapıldığı tespit edilir ise o kuruma karşı bizim davamız devam ediyor. Kurum, idare bize savunmalarını veriyor. Bunu hangi kamu menfaati üzerinde yaptığını belirtiyor ve bunun üzerinden dava devam ediyor. Dava devam eder iken bir kamulaştırma kararı çıkarsa, hani mesela evet kurum bizim idare bizim arazimiz üzerine, mülkiyetimiz üzerine el atma yaptı. Biz el atmanın önlenmesi davası açtık. Dava devam ederken idare gerekli ilgili kurumlardan onayını aldı. Bir kamulaştırma kararı çıktı. Bizim o zaman kamulaştırması el atma davamız düşüyor. Onlar bize bir tebligat gönderiyor kamulaştırmaya ilişkin ve bizim burada davamız düşüyor. Ancak bizim buradaki tazmin haklarımız saklı kalıyor davada da. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani bu davaların insanlar üzerindeki psikolojik şeylerini sormak istiyorum. Yani çok farklı bir konu olacak ama ben hep şeyi merak ederim. Mesela etrafımda davası olan arkadaşlarım, atıyorum mesela bugün işte ayın kaçı? Diyelim ki Kasım'ın şu an Kasım'ın 23'ü. Ocak'ta bir davam var. Ocağa kadar geçen süreçte arkadaşımın kafası ya da benim kafam çok bulanık oluyor. Bunu aşmaları için mesela hukukçular ne öneriyorlar? Çünkü gerçekten sıkıntılı bir durum ve belirsizlik olduğu için o günkü ne olacağını bilmediği için bir sıkıntıda insanlar. Ya neden dolayı oluyor? Şimdi bizler ülke olarak dünyanın en büyük adalet sarayına sahibiz. Bu demek oluyor ki en çok adli vakalarla biz karşılaşıyoruz. Önümüzde çok fazla mahkemelerin çok fazla iş yükü var. Çok fazla sayıda davalar var, süreçler var. İnsanlar bu davaya davacı ya da dava sıfatıyla dahil olmuşlar. Ve mahkemelerde genelde davalarımız hep duyduğumuz şu: çok uzun sürüyor, çok uzun sürüyor, yıllarca sürüyor. İşte nasıl sonuçlanacak? Zaten insanlar bir hukuk davası açıyor, 5 yıl sonra sonuçlanıyor. O Yargıtay'a gidiyor, geliyor, kesinleşme aşaması var. Yargılama Yargıtay'dan sonra devam da edebiliyor. Öyle bir uzun zaman giriyor ki zaten insanlar neye hakkı olduğunu unutabiliyor. Hani hakkım neydi, neyi arıyorum, bazen hani süreç o aşamaya geliyor. Ya bunun daha sağlıklı, hani insan psikolojisini de yormadan daha sağlıklı takip edilebilmesi için yine burada hukukçulara iş düşüyor. Yani bir hukukçu aracılığıyla dava açarken hak ve menfaatlerini bilerek, hangi dava yolundan gidileceğini bilerek, orada mesela biraz önce de söyledim. Mesela kişi kendi haklarını kendisinin bildiğini iddia ederek yanlış bir yoldan yola giderse o yolunu daha da çok uzatacak. Bu süreç daha da yıpratıcı ve daha da yorucu olacak. Bunun yerine doğru bir hukukçuyla yol alırsa eğer hem süreci kısaltabilecek hem davanın devamını takip edebilecek. Bir de biz bu dava aralarının, duruşma aralarının uzun olması dolayısıyla hak sahibi olarak, mesela davacı ya da davalı olarak çok fazla bilgi alıyoruz sağdan soldan. Bilenden, bilmeyenden inanılmaz bir bilgi kirliliği oluşturuyoruz beynimizde. Doğru ya da yanlış. Bu da psikolojik olarak çok fazla etkiliyor ve zorluyor ve yıpratıyor. Aslında böyle bir hukuki süreçte uzman birisinden yardım alarak,
çok fazla karıştırmadan süreci takip etmek ve beklemek gerekiyor. Peki hukukun Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde çalışması prosedürlerin ve yasaların mı fazlalığı ya da zorluğu, yoksa insanların birbirine karşı kolay dava açması ya da birbirini kandırmasının mı, kandırmasının çok fazla olduğu bir yerde mi yaşıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Yani biz İstanbul olarak dünyanın en büyük metropolünde yaşıyoruz. Anadolu'daki davalar daha kısa sürede sonuçlanıyor, hı hı, ve dava sayısı daha az oluyor. Ama böyle büyük bir metropolde çok fazla hukuki olay devreye giriyor. Hukuki suçlar, cezai suçlar giriyor. Hukuki olarak yapılan sözleşmelerde uğramış olduğumuz zararlar devreye giriyor. Evlilik birliği içerisindeki evlenmeler, boşanmalar vesaire vesaire, insan hayatında hukuk her alanında, her yerde. Hı hı. Öyle olduğu için öyle, özellikle böyle bir metropolde çok fazla hukuki sürece gidiliyor. Kanunların burada tabii ki, hani biz yeni bir ülkeyiz. Yeni bir ülke olurken kanunda iyileştirmeler, içtihatlar, yeni kanunlar, yeni çıkan kanunlar, hukukla alakalı süreçte de, kanunlarla alakalı çıkan süreçte de, özellikle ticaret hukukunda mesela son dönem gelen konkordato, daha önce iflas ertelemenin kaldırılması, orada süreç öyle bir işledi ki ticari hayat iflas ertelemeyle devam ederken ticari hayat bir noktada donma, durma noktasına geldi. Burada kanun koyucular devreye girdi. Biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Hukukta da hani süreç ilerlerken, işlerken bazı durma noktaları ve tıkanmalar olabiliyor. Bunda kanun koyucu tekrar bir araya gelip, tekrar toplanıp yeni yasalar, yeni iyileştirmeler, yani süreç bu şekilde işleyerek devam ettiği, hı hı, zaman, evet, uzun bir süreç oluyor. Her taraf için, her iki taraf için de, kanun koyucular tarafından da, devlet için de, vatandaş için de bu süreç maalesef ki hani psikolojik olarak da yorucu devam ediyor, hı hı, ve ilerliyor. Peki kamulaştırmasız el atma davalarına dönecek olursak, mesela bu binaların yeniden yapılmasında şöyle bir şey vardı. İşte kentsel dönüşüme giderken bir bilirkişi heyeti geliyor, bir rapor sunuyordu. Fakat raporun sonucu diyelim ki olumlu. Apartman diyor ki hayır, biz bunun olumsuz olduğunu düşünüyoruz ve bir bilirkişi ya da bir heyet daha geliyordu. Şimdi benim kamulaştırılan arazim bilirkişi tarafından, heyet tarafından bir değer tespiti yapılırken benim başka bir bilirkişi heyetine ulaşma ya da onunla yeni bir tespit yaptırma, ona tespite itiraz etme şansım var mı? Bunu ben detaylı bir şekilde şöyle anlatayım. Şimdi mahkemeler bir bilirkişi oluşturulup keşif yapılmasını ve rapor alınmasını istediği zaman mahkemenin belirlemiş olduğu bilirkişilerle biz işlem yapıyoruz. Yani diyor ki mahkeme, mesela 3 bilirkişi diyor. Bir hesap bilirkişisi, bir kadastro bilirkişisi, bir muhasebe bilirkişisi, hukukçu bilirkişi oluşturuyoruz. Biz bir ekip kuracağız. Bu ekip keşfe çıkacak. Keşif sonrasında o yeri denetleyip bir rapor hazırlayacak. Bir bilirkişi raporu oluşturuluyor. Ancak biz taraf olarak, davalı ya da davacı olarak, bilirkişi raporunda eksikliklerin olduğunu düşünüyor isek ya da bizim hakkımızda yanlış bir tespit yapılmış olduğunu düşünüyor isek, biz bununla alakalı ek bilirkişi raporu istiyoruz. Yine mahkeme, yani burada şunu yapmıyoruz. Ya biz sizin belirlediğiniz bilirkişileri beğenmedik. Onların yanlış düşündüğünü düşünüyoruz. Biz başka 4 tane daha bilirkişi bulduk. Biz bunların bilirkişi olarak atanmasını istiyoruz değil. Bunun yerine bu bilirkişi tutanağında bunlar, bunlar, bunlar eksik. Biz bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Bu durumda mahkeme yeniden ek bilirkişi raporu istiyor. Ek bilirkişi raporu geliyor. Yine aynı kişilere gönderiliyor dosya. Diyor ki bu test durumların yeniden tespit edilip bunun raporda düzenlenmesini istiyoruz. Bilirkişiler ek bilirkişi raporunda da düzenleyip gönderdikten sonra taraflar yeniden eksiklik olduğunu düşünüyor ise mahkemeye şu konuda talepte bulunabilir. Ya biz bu bilirkişileri yeterli görmüyoruz. Mesela siz 3 tane bilirkişi atadınız ama biz de bunun yanına uzman, bir tane krokiden anlayan bilirkişi daha istiyoruz. Bununla alakalı mahkemeye bir talepte bulunuyoruz. Mahkeme bunu kabul eder ise yeni bir kadastro uzmanında, işte kroki uzmanı bilirkişiyle yeniden bir rapor düzenleyebiliyoruz. Yani bunun sonu yok. Ama şunu yapamıyoruz. Yani bize mesela kentsel dönüşümle alakalı, işte taraflar bir araya geldi, hasarın tespitiyle alakalı
biz kendi içimizde bir bilirkişiye gittik, ondan görüş aldık. Daha sonra devletin belirlemiş olduğu bilirkişiler geldi, bir görüş verdi. Hani burada aslında durum tespitini kendimiz yapmaktan çok bu tarz davalarda mahkeme bu süreci takip ediyor. Bilirkişilerle ilgili alakalı olan süreci onlar takip ediyor. Peki diyelim ki bu arazi üzerinde, yani kamulaştırma yapılan ya da kamulaştırmasız el atma yapılan arazi üzerinde 6 ortak var. Ve bu 6 ortaktan hepsine de kamulaştırma olduğuna haber gidiyor değil mi? Aha, evet gidiyor. Peki haber gittiği durumda mesela biri bunun eline ulaşmamış haber. Aha. Diğer 5'i birleşip ötekinin haberi olmadan hareket edebiliyorlar mı? Yani biz burada mülkiyet hakkına ne şekilde sahibiz? Müşterek şekilde mi sahibiz? İştirak haline mi sahibiz? Yani bizim hepimiz paylı mülkiyetleri bölünmüş mü? Yoksa biz bu kamulaştırılan arazi üzerine müşterek olarak 6 kişi mülkiyet hakkı sahibi miyiz? Şimdi eğer müşterek halde malik isek burada 5 kişiye tebligat yapılmış ama bir kişiye tebligat yapılmamış. Bu durumda davayı zaten biz ilerletemiyoruz. Çünkü tebliğ zorunluluğu var. O bir kişinin haberdar olmak zorunda. Ama iştirak halinde mülkiyet sahibi isek, yani benim payım ayrı. Mesela 6.1 payı ben kendi payımı biliyor isem bu pay üzerinden devam ediyorum davama. Bir kişiye yapılmamış tebligat onun kendi payıyla alakalı. Ama ben kendi payım üzerinden davamı devam ettirebilirim. Ama müşterek mülkiyetlerde maalesef bu söz konusu olmuyor. Bunun için de ilan aşamaları var. Tebligat kanunu gereğince eğer mülkiyet sahibine ya da zilyete ulaşılamıyor ise biraz önce de bahsettiğimiz şekilde bir gazetede, resmi gazetede ve Türkiye'de okunan bir gazetede bunun ilanı yapılıyor. İlandan itibaren de bir ay içerisinde artık bu tebliğ edilmiş sayılıyor. Konuğumuz hukukçu Ayşem Şanlı'ydı. Kendisiyle kamulaştırmasız el atma davalarını enine boyuna derinlemesine konuştuk. Evet, bütün detaylarıyla verdik. Herhalde başka da merak edilen bir şey varsa eğer. Evet, şu an bilmiyorum. Evet, şu an gerçekten biz de her şeyi anladık. Eminim izleyicilerimiz de çok güzel bilgilere sahip olmuştur. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yani salı günleri sayenizde hukukla alakalı birçok konuda bilgileniyoruz. Önümüzdeki haftalarda bugüne kadar hep daha böyle işte kamulaştırmalar, mülkiyetle alakalı davalar, ticari davalar üzerinde bir programda unutulma hakkını anlattık. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan bahsettik. Önümüzdeki hafta sizleri çok daha ilgilendiren, basında yer alan sanatçıları, yazarları, sizlerin yapmış olduğu sözleşmeleri ve bu sözleşmeler gelince sahip olduğunuz telif haklarını ilgilendiren bir konu anlatmak istiyorum. Yani sözleşmeler ve telif hakları diyorum önümüzdeki hafta için. O zaman haftaya salı görüşüyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Evet.